Bunlar değiştirebilir faktörler olabilir. Bununla neyi kastediyoruz? Değiştirebilir faktörler içinde dış ekleyenler söz konusu. Bunlar içinde en klasik örnek sigara içimi. Sigara sperm fonksiyonlarını istenmeyen şekilde olumsuz etkiliyor. Sigara içen hastalarda gebelik oranları düşmekte. Hatta yeni yayınlarda düşük ihtimalinin dahi sigara içen erkek partnerinin olduğu durumlarda arttığını göstermektedir. Bunun dışında yine yumurtalık, erkek yumurtalığına giden damarlardaki genişlemeyi kasteden varikosel durumlarında pek çok mekanizmayla sperm sayısı ve hareketliliğinin azaldığı, dolayısıyla bunların tamir edildiği veya ameliyatla düzeltildiği olgularda gebelik şansının arttığını biliyoruz. Yine bazı çevre faktörleri, ki bunlar daha çok ısıyla çalışan iç kollarındaki hastalarda, bunların düzeltildiği durumlarda gebelik oranları artmaktadır. Yani tüp bebek tedavisine giren hastalarda sigara kullanımının bırakılması, varsa varikosel gibi tedavilerle sperm kalitesinin arttırılması gebelik şansını arttırmak. Bunun dışında değiştirilemeyen faktörler neler? Bunlar daha çok hastanın kendi iç yapısıyla ilişkili olan, çoğu doğuştan gelen faktörler olabiliyor. Azospermi dediğimiz spermin tamamen yokluğu durumlarında, bunların bir kısmının doğuştan itibaren döl yollarının, erkeğe ait döl yollarının tıkanıklığıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunun dışında gene doğuştan itibaren yumurtalık içindeki germ hücresi dediğimiz eşey hücreleri, yani sperm yapan ana hücrelerin yokluğu da tüp bebek başarısını etkiliyor. Bunlar azospermi olguları olup, bunlar ancak testisten, yumurtalıktan sperm elde etme teknikleriyle gebe kalma şansı elde edebilen hastalar oluyor. Yine erken çocukluk çağında testislerin yumurtalık kanalların içinde veya karın içinde olması, bunun geç indirilmesi durumunda gebelik şansı azalmakta. Sperm sayısı ya hiç olmamakta veya ileri derecede düşmektedir. Genetik faktörler var mı? Bunlar içinde bazı genetik bozuklukların, Y kromozomu ile ilgili özellikle sperm sayısı ve sperm yapımını bozduğunu biliyoruz. Bu olgularda ileriki hayatlarında azospermi olmalı ve gebelik şanslarının azaldığını biliyoruz. Bunlar tabii nasıl etkiliyor? Sperm kalitesi, hareketliliği, motilitesi, morfolojisi dediğimiz bu sperme ait özelliklerin bozulması durumunda veya yokluğu durumunda mikro enjeksiyon yöntemiyle dahi gebelik bazen mümkün olmamaktadır. Sperm kalitesi dediğimizde sperm sayısı dışında sperm hareketliliği ve spermin morfolojisi göz önüne alınmalıdır. Bunlar içinde son zamanlarda yine sperm sayısı normal olsa da sperm DNA'sının SNA'sında meydana gelen bazı kırıkların veya fragmentasyon dediğimiz parçalanmaların tüp bebek oranlarını olumsuz etkilediğini biliyoruz.